Herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, Antalya'dan canlı yayınlar devam ediyor. Bu yayında Burak Elmas yönetiminin bugüne kadarki performansını biraz değerlendirmek istiyorum. Tabii birkaç transferle ilgili de düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi tabii Burak Bey seçim döneminde çok iyi bir çalışma yaptı Sayın Burak Elmas. Bizim kanalımıza da konuk oldu. Birçok kanala gitti. İletişimi, sosyal medyayı çok doğru kullandı. Listesindeki isimler yine çok başarılı bir iletişim götürdü. Önce taraftarın kalbini kazandılar. Sonra da Galatasaray üyelerinin kalbini kazandılar ve başkan seçildiler. Ki Metin Öztürk'le beraber proje ve sponsorluk açıklayan, büyük vaatlerde bulunan bir tarzda ilerlediler. Eşref Hamamcıoğlu olsun, Yiğit Şardın olsun, diğer İbrahim Bey olsun. Onlar biraz da muğlaklı konuştular. Başka vaatleri vardı ama proje ve sponsorluk transfer konusunda en net açıklamaları Burak Elmas ve Metin Öztürk yaptı. Burak Elmas tabi 140 milyon dolar Galatasaray'ın kasasına para sokacağı yönünde bir garanti verdi. Bir kere burada bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Zaten 100 milyon dolarlık kısım stat sponsorluğuydu. Stat sponsorluğunda da bayağı bir yol kat edilmiş durumda. Yani aslında bitme noktasına gelmiş durumda. Fakat Türk Telekom'dan izin bekleniyor lansman yapılması için. Bu yılın sonuna kadar yapılacak. Bu Burak Elmas'la ilgili bir şey değil. Türk Telekom'la geçmişte yapılan akitle ilgili, yani anlaşmayla ilgili bir durum. Burada bir sıkıntı yok. Yani sonuçta anlaşma var. Zaten bu anlaşma yıl sonu itibariyle devreye girebiliyordu. İzin çıkarsa lansman olacak, izin çıkmazsa anlaşma bittikten sonra Galatasaray'ın kasasına imzalar atılacak ve önce 50 milyon dolar peşin bir şekilde, sonrasında ise peyderpey bir 50 milyon dolar daha, totalde 100 milyon dolarlık bir para girişi olacak. Burada bir sıkıntı yok. Bu vaadini gerçekleştiriyor. 40 milyon doları şu an tam anlamıyla kasaya koymuş değiller ama birçok sıkıntıyı kasa kolaylığı yaparak çözdüklerini duyuyorum başkan ve ekibinin. Burada da bir problem yok. Yani o 140 milyon dolarlık kasaya giriş bence olacak. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok. Eleştirmeye gereken bir durum söz konusu değil. Diğer taraftan salon projesi, Galatasaray Adası, Galatasaray Oteli ve Kemerburgaz projesi. Bunlar için de 10 gün içerisinde hiçbir şey yapmadılar. Nerede temel atılmadı, lansman yapılmadı vesaire deme lüksümüz yok. 100 gündür. Bu tarz projelere vakıf olmak, anlaşmaları getirmek, izinleri almak vesaire. Burada 100 günlük bir krediye sahipler sevgili arkadaşlar. 100 gün içerisinde ben açıkçası bunlarla ilgili de somut adımlar atılacağına inanıyorum. Çünkü çok ciddi bir fizibilite çalışması yapılmıştı. Burayı da bence Sayın Burak Elmas ve ekibi çözecekler. Çözemezlerse zaten eleştireceğiz. Özellikle spor salonu benim kırmızı çizgim. Basketbolun kurtuluşu olarak görüyorum spor salonunu. Mutlaka onun yapılması lazım. Ki projesi de hazır. Finansmanın da hazır olduğunu söylediler. Bakalım neler olacak. Burada da bir problem görmüyorum. Şimdilik eleştirebileceğimiz bir durum görmüyorum arkadaşlar. Burayı da kapattık. Gelelim transfere. İşte burada sıkıntı var. Aslında sıkıntı yok. Veya bu sıkıntının tek sorumlusu onlar değiller. Seçimi geciktiren, 5'inde değil de 19'unda yapılmasını sağlayan Başkan Mustafa Cengiz'in de çok büyük bir dahli var. Ama sonuç itibariyle ben 10 gün içerisinde transferleri bitireceğim dedi mi Burak Elmas? Dedi. Bitirdi mi? Hayır, bitiremedi maalesef. Hoş ben PSV maçına kadar, o listelerin verilme tarihine kadar açıkçası kendi adıma bir 3 transfer bekliyorum. Sol bek, sağ bek ve orta sahaya takviye bekliyorum. En az 3 transfer bence yetişecek. Hele sol bek kesin gelmek zorunda. Bu sol bek rotasyonuyla, yani rotasyonda demeyelim, hatta sadece Emre Taşdemir var. Emre Taşdemir ile PSV maçına çıkamazsınız. Mutlaka oraya takviye gelecek. Getson Fernandez de ben olacağını düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz zaten oldu. Yani açıklanacak. Neden açıklanmıyor? Ufak tefek detaylar var. Açıklanacak. Bunlar bir şekilde gelecek. Ama tabii bu transferlerin daha hızlı, daha seri bir şekilde olmasını bekliyordu ve işte Barış Alper Yılmaz'la mı PSV'ye geçeceğiz diyenler var. Sol bek neden bu kadar gecikti diyenler var. Sağ beke planlar nedir? Yedlin nasıl satılacak diyenler var. Vesaire vesaire. Tabii burada bir eleştirilecek durum var. Ama ben tabii ki de keşke biraz daha 10 gün vesaire 10 günde bitiririz demeseydi de biraz daha
Başkan Burak Elmas ihtiyatlı konuşsaydı, bu eleştirilerin muhatabı olmasaydı isterdim. Ama bu hatayı da ben makul bir hata olarak görüyorum ve zaman vermemiz gerektiğine inanıyorum. PSV maçının listesinin verileceği güne kadar zaman vermek zorundayız. Diyeceksiniz ki abi bu oyuncular ne zaman takıma katılacak da katkı verecekler. Haklısınız, daha erken olması gerekiyordu. Ama Galatasaray'ın gerçekleri de ortada. Bugün 4.3 milyon euro olan Onyekuru transferi bitirilemedi. Yani şu ana kadar çözülemedi ki Fatih Terim'in istediği bir futbolcuydu. Görüyorum bazı Galatasaray yorumcuları, bazı gazeteciler Onyekuru'ya hiç talip olmadı vesaire diyorlardı. Sonra talip oldu dediler. Şimdi ise tekrar vazgeçildi deniliyor vesaire. Galatasaray uğraştı Onyekuru transferi için. Ben size bilgi vereyim arkadaşlar. Galatasaray Onyekuru transferi için Monaco'yla defalarca görüştü, pazarlık yaptı ama bitiremedi, olmadı. Çünkü Galatasaray'ın bonservis verebileceği birçok nokta var. Vermek durumunda kalabileceği birçok pozisyon var, bonservis vermek zorunda olduğu. O yüzden Onyekuru'da çok sert bir pazarlık yapıldı. O pazarlık sonucunda da ipler kopma noktasına geldi. Bugünkü görüşmenin sonucunu bilmiyorum bu arada. Yani o görüşmeden olumlu bir sonuç da çıkabilir. Onyekuru olamadı. Gedson Fernandes, Galatasaray'ın çok istediği bir futbolcu. Yarım sezonda, özellikle sezonun ikinci yarısının ortasından sonra çok iyi katkı vermişti. Fatih Hoca'nın mutlaka istediği bir isim. O olmazsa başka bir orta saha olacak. Romain Stanciu olabilir, işte Lazar Tüfeksic olabilir, Paulinho olabilir, Edin Unas olabilir. Birçok oyuncu konuşuluyor. Burada da şimdi Gedson'u şöyle bir kulüpteysin ki kasanda 200 milyon euro artıdasın. Gedson için pazarlık yapmayalım, 2 milyonu 3 milyon euro fazladan verelim, alalım diyebilecek pozisyonda değilsin. Paran olsa bile derken kasanda paran olsa bile milyarlarca lira borcun olduğu için yine pazarlık yapmak zorundasın. O pazarlığı beklemek zorundayız arkadaşlar. Borcu olan, parası az olan hayatın her alanında böyledir. Pazarlık yapmak zorunda. Zengin adam evi gider bir günde alır. Sen 15 gün 20 gün pazarlık yaparsın. Krediler, mrediler işte vesaire derken 1,5-2 ayda ancak belki alabilirsin. O da kesin değil yani. Galatasaray'ın durumu da bu yani. Cebinde çok parası yok ve pazarlık yapılıyor. Tabii şimdi Onyekuru'nun olmaması planları değiştirecektir. Artık Gezdal'ın olma ihtimali daha fazla artacak. Çünkü oradaki bütçe de önemli bir bütçeydi. 2-3 milyon euro ki Leicester'ın da indirimi kabul ettiği söyleniyor. Gezdal'a yüklenebilir. Galatasaray Gezdal için girişimlerini daha ciddileştirebilir. Bunu söyleyelim. Tabii Gedson Fernandes'in durumu çok kritik. Gedson Fernandes'in durumuna göre Galatasaray açıkçası Lazar Tüfeksic, Stanciu, Morutan gibi isimlere yönelecek. Orayı da bir takip etmek lazım. Gedson'da da çok oyalanmamak gerekiyor. Galatasaray'ı, Fatih Terim'in sistemini biliyor. Bu takımdan birçok oyuncuyu tanıyor ama geciktirmemek lazım. Bir an önce takıma katmak lazım. Ve Berkan Kutlu tabii. O da mutlaka oraya derinlik katacak. Yani Dieng olmuyor. Dieng zaten ciddi bir bonservis isteniyor. Dieng'in o bonservis parası karşılanamadığı için daha makul olan Berkan Kutlu gelecek. Onun da geciktirilmemesi gerekiyor. Artık bu transferlerden en az 3 tanesinin ben PSV maçına yetişmesini bekliyorum. Sol bek, bir kez daha söyleyelim. Sol bek, Barış Alper Yılmaz ve Gedson Fernandes. Bu 3 transfer artık listelerin verileceği o son tarihe kadar yetişecek. Sonrasında ise sağ bek için bir hamle gelecek. Kaan Ayhan veya İsmail Çokçalış olacak. Hep sizlere anlatıyorum. Planlarda değişiklik olduğu zaman onları da söylüyoruz. Artı bir 6 numara ve Gedson Fernandes transferine göre gerçekleşmiyorsa başka bir isim Galatasaray'ın gündemine girecektir. Biraz daha sıkalım dişimizi. Biat etmeyelim ama sabırlı olalım arkadaşlar. Sabrın sonu selamettir. Biraz daha bekleyelim. Ama verilen sözler tutulmazsa, Galatasaray kötü yönetilirse o zaman da çıkar eleştirilerimizi yaparız. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayını beğenirseniz mutlu olurum. Abone olmadan çok fazla arkadaşımız izliyor. Abone olmanızı da rica ediyorum. Artı düşüncelerimle ilgili, videoyla ilgili soru, görüş, eleştirileriniz, önerileriniz varsa paylaşırsanız mutlu olurum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.